Canımsınız, bir tanesiniz. Mahpus filmini canlandırdım. Duymaman karakterinden bahsetmeyi çok isterim. Çok derinlikli, beni çok etkileyen bir hikayesi var. Selman'a aşık olur, onunla evlenir. Evliliğimi çok güzel giderken, eski kan davalıları Selman'ı konuşur eder, yani Kolevsan'ı. Ve bu durum evliliğimi ne görmeye düşürür. Duygu'nun aşkı için, kocasının sıkıntılardan kurtarmak için filmini veda eder ve gider kan davalarına öldürür. Cezaevine girer, her şeye rağmen kocasını kurtardığı için mutludur. Filmlerindeki kadın karakterler hayatın en sert rüzgarlarına karşı ayakta kalmayı başarır. Acı Hayat filmindeki karakteri bir aşkın peşinden koşarken hayata tutulmayı ve her türlü engeli aşmayı öğrendi. Bila Hanım filminde ise Bila, bildiği yaşam için onurlu ve gururuyla mücadele eder. Doğru olan için mücadele eder. Ancak en önemlisi her zaman bir oğul ışığının vardı. Çocuklarımızın düşmanlığı, kime nefreti tam almayı değil, sevgili mutlu veriyorum. İlk bir film çevirdiğim zaman beni filmlerde öpüştürdüler ama hiç ne olduğunu bilmeden, arkadaşlıkla falan, toplumun değerlerini ve seyircimle olan sevgim ve bağım başladığından sonra seyircim ne olurdu o yıl, bu tür sahnelerden o yıllarda biz nasıl karşılayacağını bilemedim için böyle filmlerde aşırı öpüşme sahneleri olmasın istedim ve bunu anlaşmama koydum. Bu yıllarca böyle değildi. Hatta alay mevzu oldu. Yani şimdi mesela tam böyle öpüşücü filmi çekken iki aşık kamera ne yapmaya dönüyor ya oklara dönüyor falan. Ondan sonra televizyonlarda oynayan filmlerde bu tür sahneler çok vardı. İnsanlar artık ondan sonra yadırgamamaya başladılar. Ve bir dönem geldi, çağ değişti, anlayış değişti, kadın hakları konuşulmaya başladı, kadın cinsel yapımı yapmaya başladı. O tür filmler, kadının dilini anlatan filmler bu 1980'lerden sonra. Çünkü 80'lerde bir kadın hareketi geldi Türkiye'ye. Feminizm geldi, feminizm anlamı geldi. O akımda şunu demek istiyor, kadınla erkekler eşittir, yan yana omuz omuzdur. Hem kadın ilişki, kadın erkek ilişkilerinde, kadının özgürlüğü ön plana geldikçe bütün bunlar sinemadaki yapılan bütün filmlere yansıdı. Ve ben de hala bu kanunlarım ve yani kanun değil ama ben öyle uydurdu gazeteler. Esprisi yaptı yani o da söylediler kanunları diye. Ve bir dönem sonra ben de baktım ki başka çaresi yok. Biraz o söz anneleri ben de başladım. Ondan sonra da zaten sinemayı bıraktım. Ve böylece o hala da günün akısı çıkış. Bilimin sorunu da ben şöyle kanunları parlayayım. Hala bu konuda baktıkken şöyle kanunları bir bekliyorum. Ayrılsın ben ya, gitsin ömür odun. Uçuşan yaprak hoş bir salamıca.